Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Arkadaşlar, kara hindiba çiçekleri topladık. Ben daha önce toplamıştım, sizi bu akşam üzeri biraz topladım. Bunlar tabii ki kapanmak üzere olanlardı. Siz güneş açtığında, gündüz vakti ve böyle tam açıldığında çiçekleri toplayınız. Ama yalnız bir püf noktası var. Kara hindiba çiçekleri nasıl toplanır? Onu size daha önceki videomda gösterdim. Şöyle şuralarında öbek olacak arkadaşlar. Biraz tam açmış olmayacak. Daha sonra şikayetçi oluyorsunuz. Pamuklanıyor diye. Nasıl toplanacağını daha önceki videomda gösterdim. Ona dikkat ediniz, çok önemli. Ben çünkü tecrübeyle yaptığım için, tecrübe edindiğim için sizlerle bunu paylaştım. Püf noktasını sizlerle paylaştım, nasıl toplanacağına dair. Şimdi ilk etapta ben şöyle temsili olarak yapıyorum, gösteriyorum size. 3 avuç, böyle 3 avuç arkadaşlar, dolu dolu 3 avuç kara hindiba çiçeğine tenceremizi koyuyoruz. Sonra 1 litre suyumuzu içerisine döküyoruz. 2 saat öylece bekletiyoruz. Tabii daha önce ne yapıyoruz? Kara hindiba çiçekleri genelde siyah küçük böcekçikler olur. Onları temizliğe temizliğe toplayabilirsiniz veya daha sonra temizleyebilirsiniz. Güzel yerden topladığınız için yıkamaya da fazla gerek yok. O böceklerden arındırdıktan sonra. Yıkarsanız da bir el yıkamak da faydalı olacaktır sizler için. Ben temsili olarak gösteriyorum. 3 avuç, dolu dolu 3 avuç kara hindiba çiçeklerini tenceremize koyuyoruz. 1 litre suyu üzerine koyuyoruz. 2 saat bekletiyoruz. Daha sonra 2 saat beklettikten sonra ocağa alıyoruz. Çiçeklerle birlikte tabii ki ocağa alıyoruz. Kaynarı atıyoruz. Kaynadıktan 45 dakika, 1 saat kaynamasını bekliyoruz. 45 dakika ile 1 saat arası kaynadıktan sonra yalnız. Daha sonra ocaktan alıyoruz. Akşam bırakıyoruz, sabah soğumasını bekliyoruz. Akşamdan sabaha bekliyoruz. Soğuduktan sonra sabah tenceremizdeki suyumuzu süzüyoruz, çiçeklerinden arındırıyoruz. Kalan su bizimdir. Bizim balımız ya da reçelimiz olacaktır. Bal derken kara hindiba balı olarak geçiyor. Çok katı yaparsanız onu reçele dönüştürebilirsiniz. Ama akışkan bir halde yaparsanız bal olarak, kara hindiba balı olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi süzüyoruz. Suyu kalıyor. Suyu yemyeşil oluyor. O sizi yanıltmasın. Çünkü suyunu süzdük, çiçeklerinden arındırdık, suyu yemyeşil oluyor. 1 litre şekerimizi koyuyoruz ve kaynara atıyoruz. Reçelimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki ben fazla topladığım için size verdiğim ölçüler doğrultusunda yükselterek koyabilirsiniz. Şöyle yeşil, bakınız yeşil ve bu yavaş yavaş kaynadığı için kırmızıya dönüşüyor. Üzerinden köpükleri alıyoruz, temizliyoruz, köpüklerinden arındırıyoruz. Bakınız burada yeşil görülüyor. Onlar alacağım, temizleyeceğim ben şimdi. Böyle kaynatıyoruz ve tabii ki reçel ve bal yapım işlemini bildiğiniz için prensipte çiçekli ballar, reçeller böyle yapılır. Yani hangi çiçek olursa olsun, eğer çiçeklerin içerisinde istemiyorsanız 2 saat suyunda bekletiyorsunuz. Daha sonra ocağa alıyorsunuz. Kaynadıktan 40-45 dakika 1 saat kaynatıyorsunuz. Ondan sonra soğumaya bırakıyorsunuz akşamdan sabaha. Sonra süzüp şekerini koyup, çiçekleriyle sakın şekeri koymayınız. O zaman olmaz. Süzdükten sonra şekerinizi koyuyorsunuz ve kaynara atıyorsunuz. Reçeliniz ya da balınızı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Böylece ben de kaynara attım, bekliyorum. Reçelimin
Ben bal akışkan halini daha çok sevdiğim için balını yapacağım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Prensipte reçel yapmak, bal yapmak çiçeklerden böyledir. Bunu atlamayınız. Hoşça kalınız.